Abla onun bir talebi var ama. Gerçekten yani oyun park istiyor. Oyun park. Hava yap. Çay içelim. Allah razı olsun. Nasıl hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şurada bir tane şey var. Okey. Okey. Ben şubeyle konuştum. Şubedeki Elkan Bey. Gelece 27 kilometresini başlattık. Tamamını bitirmek üzereydik. 5,5 kilometrelik bir yolumuz kalmıştı. Tam Kuluncak'a varmak üzereyken o alan tükendi ve Sayın Bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerle 5,5 kilometrelik yolu 26 Ağustos'ta ihale ediyoruz. Kuluncak'ımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Karaçayır göletimiz nasip olursa bölgede 3100 dekar araziyi sulayacak ve yaklaşık maliyeti 22 milyon. %50 fiziki gerçekleşmesi tamamlanmış. Göletin gövde ikmali için yapılan ihale 7 milyon 400 bin lira teklifle kazanan yüklenici firmayla Devlet Su İşleri sözleşmesini imzaladı. Göletin gövde ikmalinin yapımı da 2023 yılında nasip olursa sizlerin hizmetine tamamlanmış olacak. Alvar Göleti, Kızılhisar Göleti, Karıncalık Göletleri de planlama aşamasında ve incelemeleri devam ediyor. Bir gençlik merkezi kazandırıyoruz. İhalesi tamamlandı ve bir mini yüzme havuzu, dinlenme odaları, sosyal günlük alan ve konferans salonu, kütüphane ve okuma salonlarından oluşan bir gençlik merkezini Kuluncak ilçemize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah 2022 yatırım programına teklifi yapıldı ve çalışmalar başlayacak. Kuluncak Allah nasip ederse doğalgazla buluşmuş olacak. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başkanım nasılsın? İyi, Tülay? Teşekkür ederim. Sağ olun, sizler de. Teşekkür ederim. Kızlarıma iyi bakıyor mu? Şu anda 56 tane toplam afet zedede var. Afetten dolayı da ev yapılıyor ve depremden dolayı da zarar gören vatandaşlarımızın hepsinin yakın toplamı burada yapılacak. Ve buranın yer seçiminde yer tahsisini biz gerçekleştirdik. Sağ olsunlar, daha önce çok iyi taksit olmuştu. Sayın vekilimin de katkılarıyla emeği geçti. Sağ olsun, onlara da kendisine teşekkür ediyorum. TOKİ aracılığıyla 56 tane konut Bahçeli Evler mıntıkasında, yani yine Kuluncak merkezde yapılıyor ve Bahçeli Evlere yeni bir mekan inşa edilmiş oluyor. Yeni bir yerleşim alanı inşa edilmiş oluyor. İnanılmaz güzel bir doğası var, havası var, suyu var ve inşallah şu an 32 tane konutumuz inşaatı devam ediyor. Yaklaşık %35-40 civarında inşaat tamamlanmış vaziyette. Geride kalanlar için de yine İçişleri Bakanlığımız, Bakanımızla yapacağımız görüşmelerle diğerlerinin de inşaatını inşallah bu bölgede sağlayacağız. Vatandaşlarımıza hayırlısıyla oturmalarını temenni ediyorum. Bu da şöyle geçmedi. Yukarı su tabanı. Orada da.